Arkadaşlar hepinizin malumu sıfır telefon fiyatları aldı başını gitti ve ikinci el telefon pazarı iyice büyüdü. Hepimiz artık ikinci el telefonlara bakıyoruz ve uygun birer telefon bulmaya çalışıyoruz. Telefonlarımızı upgrade'lemeye çalışıyoruz. Buna yönelik, yani ikinci el telefon alımına yönelik birçok insanın yaşadığı büyük sıkıntılar var. Biz de bununla ilgili Twitter'dan bir soru sorduk. Bugüne kadar ikinci el telefon alırken yaşadığınız en garip olay neydi diye. Şimdi ilk başta ikinci el telefon alırken sıkıntı yaşayan takipçilerimizin tweetlerine bakacağız ve ondan sonra EasyJep'in yenilenmiş telefon konseptinden size biraz bahsedeceğiz. Batarya yara bandıyla bantlanmıştı. Çok iyi. Mis. Ne kadar güvenli olduğunu buradan anlarsınız herhalde yani. Önde kamerası var diye Nokia 6630 satmışlardı bana. Önde kamerası olmaması dışında sorun yoktu. Biraz alanda da sorumluluk var ya. Sarı siteden sipariş etmiştim. Kutunun içinden kalıp sabun ve göz kalemi çıkmıştı. Nasıl mesaj vermek istemiş? Telefonu bir şahıstan aldığımda araba satmaya çalışmıştı. Oysaki sadece telefon almaya gitmiştim. Çok bu iyi. Güzel bir muhabbet. Güzel abi. Paket satmaya çalışmış. 30 bin lira farkla büyük bir araba istersin. Telefonun kamera camı çatlamıştı. Tamire verdim. Anakartı yanık aldım çünkü. Bu arabanın neyi var? Silecek suyu bitmiş kardeşim. Motor inecek 6 bin lira. 6 bin lira. Arkadaşlar anlayacağınız ki hepimiz bunu biliyoruz. İkinci telefon alırken biraz daha fazladan güvene ihtiyacımız oluyor. Direkt markanın bayisinden almaya nazaran. Bu yüzden de biz sizin için bildiğiniz gibi her zaman yeni teknolojileri ya da yeni çıkan fırsatları, kampanyaları denemeye çalışıyoruz. Bu videoda da sizinle birlikte bir markanın hizmetini deneyimleyeceğiz. Peki o marka nedir? EasyJep bildiğiniz üzere yenilenmiş telefon konsepti üzerine çalışan bir marka arkadaşlar. Siz elinizdeki kullanılmış telefonları EasyJep'e satıyorsunuz ve EasyJep bunları yenileyerek tekrardan piyasaya sürüyor. Bu telefonların tek tek neler olduğunu az sonra konuşacağız birlikte. Bunları tek tek EasyJep'e satıp EasyJep'ten kullanabileceğimiz bir telefon almaya çalışacağız. İlk telefonumuz Android bir cihaz. Vivo X51 arkadaşlar. İkinci telefonumuz 7 Plus. Türkiye'de hala çok talep gören bir telefon. Tek sıkıntısı hoparlörü bozuk. Hoparlörü bozuk bir şekilde bunda EasyJep'e satmaya çalışacağız. Bakalım o hoparlörden bizi ne kadar fiyat kıracaklar. Bu telefonumuzu hatırlarsanız büyük ihtimalle XR alıp bunu sonra iPhone 13'e dönüştürmüştük arkadaşlar. 13 olarak satmayacağız tabii ki şimdi insanları dolandırmayalım ayaküstü diye. Çünkü telefonda bir sıkıntı yok yani. Face ID'sine kadar çalışıyordu hatta, hatırlıyorsunuzdur o videoyu da. Sadece bunu bir tık elimizden düşürdük. Ufak bir çatlama yaşandı ama. Nazar. Son telefonumuzda iPhone 13 mini fakat altın kaplamalı. Şimdi bunun arkası yok. Tuş çalışmıyor. Doğru. Telefonun batarya zaten Allah'a emanet yani. Zaten ki bu mini olduğu için sadece şeyle alakası yok ama yani bundan bayağı bir fiyat kırabilirler. Şimdi bunları tek tek sizle birlikte web sitesine yükleyip fiyat alacağız arkadaşlar. Evet, şimdi EasyJep'in sitesine girdik. Direkt cihazlarımızı, özelliklerine girip bir teklif alalım. 13 mini ile başlayabilir miyiz? Ben çok merak ediyorum buna ne kadar fiyat alacağımızı. Hafızası 128'di. Cihaz açılıyor mu? Evet, açılıyor. Ekran durumu? Ekranda hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlam. Ekran sağlam. Kozmetik durumu mükemmel. Yani buna herhalde hemfikiriz hepimiz yani. Kozmetik durumu mükemmel. Kameraları hepsi çalışıyor. Face ID tabii ki çalışıyor. Takas teklif fiyatı 11.630 lira. Geldiğin nakit teklif fiyatı ise 11.080 lira geldi. Bunlar için bizim form doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama burada bayağı kişisel bilgilerimizi falan girmemiz gerekecek. Bunu biz video dışında yapacağız. Sizin zamanınızı almayalım diye. XR'dan devam edelim istersen. Olur. XR için takas teklif fiyatı 5.362 lira, nakit teklif fiyatı ise 5.107 lira. Son iPhone'umuza da geçelim. 7 Plus. Son iPhone'umuz 7 Plus. Kesinlikle bu arada. En mantıklı teklif buna geldi. 3.372 lira. Bu gayet iyi fiyat ya. Aynen. Son olarak Melih'in bebeğini satışa koyuyoruz. Bakalım bu ne kadar. Takas teklif fiyatı 4.296. İlk teklif ile final teklif aslında farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Çünkü biz mesela hani bu telefonlara biraz eksik girdik bilgileri. Bunların içinde başka sorunlar da vardır. Biz bilmiyoruz sonuçta. Başka bir final teklif alacağız gittiğimizde, orada gördüğümüzde. Aşağı yukarı 25 bin lira gibi bir fiyat çıktı arkadaşlar bunların üstünden. Yani kenarda yatan bir telefonu verip her zaman kullanabileceğim bir telefon alma şansımız var. Peki hangi telefonu alacağız? Bir de ona bakalım, hep beraber bir telefon belirleyelim. İstersen bir iPhone bakalım. Evet, evet, iPhone bakalım. Çünkü kamerasını falan da kullanıyoruz biz videolarda arkadaşlar. iPhone 11 Pro 512 GB gece yeşili 17.300 lira. Hem hafıza konusunda hem de iPhone 11 Pro kamerası gayet yeterli olduğu için bence bu telefon uygun. Ben bu telefonu alalım diyorum. Bir kenara bir kafamıza not alalım bu telefonu. Evet. Yenilenmiş telefon alacağız ama yenilenmiş telefon tam olarak ne? Biz size anlatıyoruz ama aslında biz de gözümüzde görmedik, bilmiyoruz.
Bu yüzden de ne yapmamız gerek? İstanbul'a gidip EasyJet'in ofisini yerinde görmemiz gerek. Şimdi siz videoda bir saniye sonraya geçin, biz de bir an önce İstanbul'a gidelim. Evet arkadaşlar, şu an EasyJet'in İstanbul'daki yenileme tesisine geldik. Yanımızda EasyJet'ten Selçuk Bey var. Selçuk Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben hemen ilk sorulara girebilir miyim? Abi burada kaç kişi çalışıyor? Şu anda 150 kişi çalışıyor. Bizim. Beyaz yaka ve mavi yaka olmak üzere. Çalışan ararken ne gibi kalifikasyonlar istiyorsunuz? Teknik ekip için çalışan ararken aslında biz burada kendi eğitimimizi de veriyoruz. 6 ve 8 haftalık eğitimlerimiz var. El yatkınlığı istiyoruz aslında bu konuda. Bunun için geliştirdiğimiz bir Easy Academy adı altında bir eğitim sürecimiz olacak aslında. Yani 6-8 hafta sonunda o kişi telefon yenileyebilecek duruma gelebiliyor mu? Evet. Her telefon yenilemese bile belli bir skalaya ulaşıyor zaten. Peki şöyle bir durum oluyor. Şimdi insanlar bence en çok bunu merak ediyordur. Şimdi sen yenilenmiş telefon satıyorsun ama ikinci el telefon olarak geçmiyor bu. Yenilenmiş telefon olarak geçiyor. Evet. Bunun peki farkı ne? Yani yenilenmiş telefon olayı ne? İkinci elden farkı şu. 14 gün iade hakkı var. Müşterilerimizin koşulsuz şartsız kendi telefona zarar vermediği sürece 14 gün iade hakkı var ve 12 ay EasyJet garantisi altında. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın da bir garantisi oluyor. Ben bir şey sorayım mı? En çok hangi telefon modelinden satıyorsunuz? En çok şu an iPhone 7 diyebilirim. Peki şimdi yeterince konuştuk arkadaşlar. Artık gerçekten bu yenileme aşaması nedir? Yenilerken neler yapıyorsunuz? Biz bunu görmek için geldik aslında buraya. Selçuk Bey, isterseniz tesisin devamına geçelim. Tabii, buyurun, gezdireyim sizi. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bir tane iPhone 7 Plus'ımız var. Bunun... Bu zaten sizin en çok sattıklarınızdan biri, evet, değil mi? Bunun sadece hoparlörü bozuk. Başka hiçbir şey yok bunun. Gayet temiz, biz güzel. Biz de bir test edelim. Yok, gerek yok. Bir tane iPhone 3 Mini'miz var ama şöyle bir sürprizi var bunun. Arkası altın kaplama bunun. Ben bunun çok kozmetik güzel durumuna mükemmel yazdım. Haberin olsun abi. Mükemmel tıkladım. Çünkü yani altını başka nerede bulacaksın yani. O yüzden yani bunu bu mükemmel olarak girdim. Mükemmel değil ama tekrardan da fiyatlandırma yapacağız tabii ki bu telefon için. Peki. Peki. Bir tane Android'imiz var. Vivo X51. Onun garantisi biziz. Final bakarsınız. Garantisi biziz. Bir tane de iPhone XR'ımız var. Ama arkası ama 13. XR gibi durmuyor, evet. Biz biraz deneysel bakınca çalışmıştık onun için. O zaman bunları bir teste tabi tutalım. Sizin aldığınız ön teklifle bizim vereceğimiz son teklif. Telefonlar ilk önce bu buyback departmanına geliyor ve testleri burada yapılıyor. Önceliğimiz e-mail kontrolü. Ardından garantisi var mı yok mu diye bir kontrol yapıyoruz. Daha sonra fonksiyonel testlere geçiyoruz. Bir 51 soruluk bir teknik soru setimiz var. Tamamladıktan sonra final teklif ortaya çıkıyor. Bir cihazın nasıl kontrol edildiğini görebiliyor muyuz? Doldurduğunuz formlar üzerinden ilerleyebiliriz. Bir form doldurup bizden bir ön teklif aldınız. Bu bizim back office tarafımız. Yani bizim bir arka planımız var. Burada teknik soruları cevaplandırıp son final teklife ulaşıyoruz. Şimdi e-mail kontrolü yapılıyor dediniz değil mi? Garantisine bakınca etkin görünüyor ama... Şöyle, garantisi var ama zaten telefon daha önceden açıldığı için o garanti iptal, evet, artık. Biz bütünleri Apple... bir tık bozduk. Aynen, Apple'a gönderseniz dahi bu telefon garanti kapsamının dışındadır. Face ID kontrolünü yaptıktan sonra garanti kapsamına girmediği için içini açacağım. Sıkıntı yaşandı. Kullanılamıyor. Bak, inceden bir dolandırdık yanlışlıkla arkadaşlar ama vallahi yanlışlıkla oldu. Biraz düşsün fiyat canım. Güzel bir örnek oldu bizim için de. Face ID çalışmıyor diye işaretleyip onlara bir dönüş yaptığımızda ya ben gönderdiğimde çalışıyordu. Aynı sizin şu an söylediğiniz gibi ben gönderdiğimde, evet, çalışıyordu, doğru diyor. Telefon çalışmadan emin olduktan sonra içini açacağım. Herhangi bir tamir sıvı teması var mı onu görmek için. Tamam. Hepsi var. Olmayan bir temas yok var. Cihazın içini açtıktan sonra turnusol kağıdı var. Ekranda ve anakartta olmak üzere iki tane turnusol kağıdı var. Bu turnusol kağıtlarının rengi değişmiş mi değişmemiş mi, sıvı teması var mı yok mu buradan anlayabiliyoruz. Şu anda beyaz olduğu için sıvı teması yok diyoruz. Aynı zamanda anakart tamirine de buradan bakıyoruz. Eğer bir anakart tamiri varsa zaten görselde böyle düzgün durmuyor içerisi. Tamam, oynanmış yani, oluyor. Şu anda anakart tamiri de yok, evet. Bir kasasında sıkıntı var. Başka bir sıkıntı yok. Evet, şu anda bir tek kasası kötü. Bir de Face ID. Neye bakıyorsanız çıkıyor. Çıkıyordu ama bakmazsanız bir sıkıntı kalmıyor. Çok önemli şeylerden bir tanesi de Face ID bu arada. Hani tamiri çok mümkün olmayan bir şey. Dostlar, şimdi bu telefonların inceleyip final teklifi almamız biraz sürecek. Biz de bu süre içinde gidip bir telefon yenileyeceğiz sıfırdan. Bakalım bu süreçte neler yaşanıyor. Dostlar, şimdi sizin için buraya gelen biraz kötü durumda olan telefonlardan birisini seçtik ve bunu yenileyeceğiz. Bu telefonda ne sıkıntılar var abi? Bu telefonun kasası kötü durumda. Yani kozmetiği kötü durumda. Evet, o yüzden kasasının bayağı değişmesi gerekiyor. Ekranında bir kırık var. Ekranının değişmesi gerekiyor ve pili de zayıf. O yüzden pilinin de değişmesi gerekiyor. Onun dışında da teknisyen arkadaş inceledikten sonra çıkan sorun olursa onun da yenilemesini yapacak. Bakalım sodadan kurtulabilecek mi? Hadi bakalım, o zaman yenilemeye geçelim. Tabii. Evet arkadaşlar, şimdi yenileme merkezinde ustamızın olduğu masaya geldik. Ustamız şimdi yenilemenin başlangıcını yapacak. İlk olarak neyle başlıyoruz abi? İlk olarak kasa yenileme işlemiyle başlayacağız ve kasa yenileme işlemi bittikten sonra ekran yenileme işlemine geçeceğiz ve o sırada kasa değişimi bittikten sonra bataryayı çıkaracağız ve yeni bataryamızı çekeceğiz.
Dostlar şimdi aradan 15 dakika geçti ve biz sizin için bir güncelleme yapmaya geldik. Abi ne durumdayız? Kasa montaj işlemini bitirmek üzereyiz. Şu an kasanın içindeki iç aksamları buradan söktük ve şu an boş kasaya toplama aşamasına geçiyoruz. Temiz, yenilenmiş kasamıza iç aksamları geçireceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım, kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada ne yapıyoruz abi? Şu anda kendi yenilediğimiz ekranı takacağız. Ekran revizyon odamız var. İçerisinde bir steril oda var. Orayı size göstermek isterim tabii. Hadi bakalım, gelelim hadi. Hadi bakalım. Şimdi ekran yapımı için ilk aşama burası değil mi? Evet. Burada tam olarak ne yapıyoruz abi? Ön camı kırık olan ekranları biz tedarik ediyoruz. Bu ekranların ön camını burada söküyoruz. Daha sonra steril odada bu ekrana bir cam basacağız. Daha sonra o kapıdan giriş yapıyorsunuz. Hem bu odadan o odaya toz geçişini engelliyor, hem de üzerinizdeki tozu bir miktar temizliyor. Tamam, ben o zaman bizim ekranı basarken buraya girmek istiyorum. Tamam. Tamam. Sökülme işlemi bittikten sonra o zaman buradan devam edelim. Tamam, ben çok sevindim. Şimdi kartımızı aldık arkadaşlar. Şöyle okutuyorum. Bu arada ekranımızın ilk aşamasını hallettik. Şimdi şu an daha steril bir şekilde odamıza geçiyoruz. Abi kolay gelsin. Şimdi burada tam olarak ne yapacağız abi? Camı kırık olan ekranımızı aşamaya getiriyoruz ve yeni camımızı basacağız. Şimdi burada yapacağımız işlem ne? Bu makinemiz yeni camımızı kırmamıza yardımcı olacak. Böyle bırakıyoruz yeni. Şu an üzerinde kıvırcıklar var. Onun içinde şu makinamızı kullanacağız. Bakım makinesi diyoruz. İçinin dolu olmasının bir sebebi var mı yoksa? Yok, daha önceki elimizde olan ekranlar. Şimdi telefonumuza takacağız. Evet. Hadi bakalım. Dostlar ekranımızı yaptık, geldik. Şimdi artık son aşama olarak bunu da telefonumuza takacağız. Ve artık yenilenmiş bir telefonumuz olmuş olacak. Abi şöyle sana takdim edeyim. Hemen test. Şimdi bundan sonraki aşama test mi? Evet, kasa montajımızı bitirmiş durumdayız şu an ve telefonumuzu teste veriyoruz ve son testleri bitiyor ve cihazımızı yolluyoruz. Cihazımız şu an test aşamasına doğru yola çıktı. Şimdi arkadaşlar telefonumuz banttan geldi ve son olarak test aşamasında. Şurada görmüş olduğunuz çeşitli baremler var. Bunlar üzerinden telefonun tek tek testleri yapılıyor ve onun sonucunda da artık tamamen kullanılabilir ve yenilenmiş hale geldiği kanıtlanmış oluyor. Yanlış mı? Evet. TSE'nin sertifikasını basıyoruz. O sertifikayla müşterilerimize gönderiyoruz ve müşteri telefonda ne yapıldığını o sertifikanın sayesinde görüyor. Orada bir QR kod var. QR kodu okutuyor. Aynı zamanda orada değişen parçalar da yazıyor. Şimdi Melih, ben kendi adıma cihazın yenilemesine güvendim. Şimdi istersen gidelim bir son tekliflere bakalım. Ondan sonra telefonumuzu alalım, gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi Merdan'la birlikte EasyJap'in kafesine geldik. Aldığımız final tekliflerini bir değerlendireceğiz. Biz yenileme sırasında mesajları açmadık. Şimdi ilk defa açacağız. Teklifleri göreceğiz. Teklifler şöyle geliyor bu arada. Siz formu doldurduktan sonra sizin cep telefonunuza final teklifleri SMS olarak geliyor. Biz bu SMS'leri yenileme sürecini takip ederken açmadık. Şu an sizle birlikte ilk defa açacağız. Başlayalım. 13 mini. Şimdi bize 13 mini için gelen final teklifi 1276 lira. Şimdi ben buna biraz şaşırdım en başta ama sonra hatırladım, bizim telefonumuzun kaydı yok arkadaşlar. Biz onu yurt dışına almıştık ve şu an Türkiye'de bu telefon kullanılamıyor, çöp. Tabii. Onun dışında bu yan kilit açma tuşu çalışmıyor, telefon arkası yok. Fiyatını düşüren birçok şey olmuş. Şimdi sırada 7 Plus var. 7 Plus'ın analiz sonucunda 3746 lira çıkıyor. Hakikaten 13 bininden daha değerli. Ki onun hani hoparlörü bozuk. Evet ama başka hiçbir şey yoktu telefonun. Yani full kullanılabilecek bir telefon. Vivo X51'in final teklifi 4296 lira. Çünkü aslanım benim de. Evet, aslanım benim. Arkadaşlar Melih'in eski kullandığı telefonu ve çok severek kullandığı için Melih son 13'e şey çevirdiğimiz XR. 1458 lira. 1458. Ama bunu kabul ediyorum ya. Haklılar. Arkası hem değişmiş hem kırık. Hiçbir çıkar yolu yoktu yani bunun. Şu an 10.776 liramız var. Şu an 15.049 liraya bir tane iPhone 11 Pro'muz var arkadaşlar. 64 GB'lık. Onu almak için bu verdiğimiz telefonların üzerine yaklaşık 4200 lira para vermemiz gerekiyor. Ben kendi fikrimi söylüyorum.
Buranın yenileme stilini ve gerçekten kalitesine gönülden inandığım için bu parayı verip yani bir 11 Pro için 4000 lira vermiş oluyoruz aslında şu an. Aslında o açıdan bakınca çok güzel bir olay. Çünkü kesinlikle direkt 4000 liraya hem de elimizdeki hasarlı telefonları elden çıkarıp yerine bir 11 Pro 4000 lira bence güzel teklif. Biz bu telefonu bir alalım hemen. Hemen isteyelim, gelelim. Şimdi telefonumuz geldi arkadaşlar. Abi çok teşekkür ederiz öncelikle. Şöyle bir açalım. Direkt kutu açılışı aynı anda. TSE belgesiyle birlikte geliyor. Bu senin tab olduğun şey. Aynen. Ve iPhone 11 Pro'muz uzay grisi olmak üzere. Adaptör geliyor ve bir de adaptör geliyor. Uzun da bir şarj kablosuyla birlikte geliyor. Bunu artık zaten Apple kendi telefonlarına bile koymuyorken tabii. En azından bunu fazladan alabiliyor olmak ayrı bir güzellik arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık abi. Çok teşekkür direkt ediyorum. Hayırlı olsun. Eyvallah. Biz direkt bir bununla beraber. Bir yıl garantimiz var. Şimdi biz arkadaşlar EasyJet sağ olsun yeni bir telefona sahip olduk. Sağ olsunlar bizim için de böyle bir kampanya yaptılar ve Webtekno 5 koduyla siz de alışveriş yaparsanız EasyJet'ten %5 indirim alacaksınız. Bu da bizim artık size bir güzelliğimiz olsun diyelim. İsterseniz bu telefona sağlamlık testi yapabiliriz ama bunun için bir ilgiye, sevgiye ihtiyacımız var da diyebiliriz. O zaman abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz diyelim. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.